Evet, iyi akşamlar. Kısa bir aradan sonra, kısa dediğimiz 1,5-2 aylık bir aradan sonra yine huzurlarınızda olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Malumunuz bir seçim süreci yaşadık, bir Ramazan ayı yaşadık, bir bayram yaşadık. Bu vesileyle bizler de biraz soluklanalım dedik, biraz siyasilere yer açalım dedik, zaman ayıralım dedik. Ülkemizin demokratik tercihlerini yapmalarına daha çok fırsat, daha çok zemin hazırlayalım dedik ve programımıza belli bir süre ara verdik. Şimdi tekrar huzurlarınızdayız. Çok değerli bir konuğumla birlikte huzurlarınızdayız. Kimle? Fatma Özger Bilgiç'le. Fatma Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Fatma Hanım Tarsus'tan konuğumuz. Kendisi çok saygıdeğer bir yazar ve şair. Aynı zamanda çeşitli organizasyonlar da yapan bir kardeşimiz. Kendisini bu anlamda hem tebrik ediyorum hem de tekrar hoş geldiniz diyorum. Hoş. Ben size daha fazla anlatmayayım. Sizden dinleyelim önce. Ondan sonra edebiyatla şiirle devam edelim. Ben 1971 yılı Adıyaman doğumluyum. İlkokulu, ortaokulu Hürriyet İlköğretim'de okuduktan sonra kazandığım sınavla Validebağız Halk Meslek Lisesi'ne gittim. İstanbul'dan sonra mesleğim olan hemşireliğime başladım. 26 yıldır çalışıyorum. 2 çocuğum var. Tarsus'a yerleştim. Şiiri nefes almak gibi seviyorum. Şiiri, hayata bakış açımı şiirle bakıyorum. Günlük sıkıntılarımızı, şiirin o sevgi rüzgarıyla bastırıyorum. Şiirde güç alıyorum. Açıkçası şiir bana çoğu zaman güç oluyor. Daha sağlam adımlarla yürümeye çalışıyorum. İnşallah da Rabbim kısmet ederse yeni kitaplarımız, yeni şiirlerimiz olacak. Evet, onları ara ara konuşacağız. Şiir bir tanımı yok aslında şiir. Ya şiir nedir? Şiir özgürlüktür. Şiir nedir? Şiir sevgidir. Şiir nedir? İçindeki volkandır. Şiir nedir? Dünya görüşündür. Yani şiirin bir tanımı yok aslında. Şiir aslında bir yaşam biçimi. Şiir aslında dediğim gibi yani nefes almak gibi bir şey. Duygunun, düşüncenin mantık süzgecine geçerek o yüreğinin sesini mantığınla birleştirip karşı tarafa aktarabilmek, yaşamadığı duyguyu ona yaşatabilmek ya da yaşamadığın duyguyu karşının o hislerini taşıyabilmek, onu empati yoluyla karşı tarafa taşıtabilmek. Şimdi bende şöyle bir şey var Fatma Hanım. Ben bazen şiirden hıncımı alırım. Öyle oluyor. Yani bazen çok kızgın olduğum zamanlarda, çok sinirli olduğum zamanlarda şiir yazarım, rahatlarım, hıncımı alırım. Bazen böyle sevgi dolu şiir yazarım. Bazen böyle doğaya çıktığım zaman doğanın verdiği güzellikleri yansıtmaya çalışırım şiirlerde. Ama yani demek istediğim şiir güzel günde lazım olan, kötü günde lazım olan, öfkeliyken lazım olan sürekli böyle hani sigara tiryakiler derler ya işte bugün mutlu günümüzü içelim, bugün işte acı günümüzü içelim. Şiir de bizim için öyle bir şey. Ya kesinlikle öyle. Şimdi şiir seven yürek her şeyden etkilenir. Ağlayan bir çocuğun sesinde de etkilenir şiir yazar. Aşık olan iki çiftin bakışında da şiir yazar. Bir annenin evladını kaybettiğinde o acısını da hisseder yazar. Şair duygusaldır, o empati gücü yüksektir. Genelde her arkadaşım gibi ben de karşılaştığım olaylarda, karşılaştığım o günlük ilişkilerimizde etkilenip yazıyoruz. Dediğim gibi bazen o öfkemizi dile getiriyoruz ya da yanımızdaki arkadaşımıza bir yapılan bir haksızlığı dile getiriyoruz ya da bir arkadaşımızın evlat sevincini dile getiriyoruz. Bazen kendi duygularımız, bazen çevremizdekilerin duygularını o mısralara doldurup şiiri şekillendirmeye çalışıyoruz. Evet, o zaman ben bir şiirle başlayayım. Siz de bir şiir hazırlayın bu arada. Tamam. Cemre sıcaklığıyla geldi yüreğime. Rüzgarım diliyle gittin. Kar yağdı yüreğime. Tipi savurdu hayallerimi. Ağlayan bir çocuk vardı içimde.
mülteci girişiyle girdin can evime. Gülmek ihanetti sevgime. Ölmek yakışmazdı. Aslında kaybolmalıydım gözlerinde. Bir gemiyle yol almalıydım ardıma bakmadan. Duymazlıktan gelmeliydim sesini. Gitmeliydim. Ve seni baştan sevmek için dönmeliydim. Kapını tıklatmalıydım gecenin karanlığında. Boşuna mı yazdım bu şiirleri? Sensiz mi geçecek uzun kış geceleri? Kaç zaman geçecek mavi denizden uzak? Sevmeyeceğim işte sen kokmayan gülleri. Git desen gidemezdim. Git desen gidemezsin. Ölmeliydim aslında içindeki geceyi. Cemre sıcaklığıyla tenini, yürek yangınıyla gözlerini fethetmeliydim. Hangi saat sensizliği gösterse, hangi sarmaşık sen kokmazsa, hangi kalem seni yazmazsa, bırakıp giderim. Gerekirse trenin son vagonunda. Bir sonraki dönüşüm, ilk cemre sıcaklığında. Bir sonraki dönüşüm, ilk cemre sıcaklığında. Yüreğinize sağlık. Teşekkür ederim. İsterseniz hiç böyle ara vermeyelim, sizden dinleyelim şiiri. Tamam. Beni dağlar anlar. Aklım gitti, gönlüm ağlar. Beni ancak dağlar anlar. Olmaz yürek, yürek dağlar. Beni ancak dağlar anlar. Dertli gönül alın yazım. Gönül yaram, derdim sızım. Sensin ey yar, oğlum kızım. Beni ancak dağlar anlar. Onu bir kez görüp saram. Yüce dağlar, derin yaram. Yol gösterin, ona varam. Beni ancak dağlar anlar. Nere gidip başımı vuram? Ecel desem gelmez sıram. Garibim ben kime soram? Beni ancak dağlar anlar. Özlem derya olup çağlar. Yürek yandı, çarem dağlar. Özger, aşkım beni bağlar. Beni ancak dağlar anlar. Evet, yüreğine sağlık. Sağ ol. Şimdi önünüzde maşallah böyle serpiştirmişsiniz kitapları. Kitaplardan bahsedelim. Kaç tane basılmış kitabınız var Fatma Hanım? Ben şimdi ilk... Önünüzde kalabalık bir kitap yığını görüyorum ama... Kitabı çok seviyorum. Biliyorsunuz her şair için bir kitap evlat gözüyle bakılır. Aynen, evlatlarımı aynen. Seviyorum o yüzden. İlk kitabım Bir Dünya Kursak. 2006 yılında çıkardım Tarsus'ta, matbaada. Sonra 2005 yılında, yani ilkokuldan beri şiir yazdığım için birikmiş bir sürü şiir var. Bazıları kayboldu. Defterlerimden ya da yazdığım o not kağıtlarım kayboldu. Bu içimi yaktı açıkçası. Dedim ki bunlar da kaybolmadan bunları toplayıp 3 kitabı bir arada çıkardım. Hasretin Kavuruyor, Aşka İdam. O yakın tarihteydi değil mi? Ne 2015. Zamandı? 2015'te. 2015 evet. Temmuz, hatırlıyorum ben Temmuz onu. Temmuz 14'te evet. Bana geldiler. Ve kızımın adı Deniz, Deniz'e düştük diye. 3 kitabımı çıkardım. Sonra Orhan arkadaşımız var bizim, biliyorsunuz büyük Orhan bir şair. Uyanık. Evet, evet, şair grubumuz Orhan var. Orhan Uyanık yazmış, sağ olsun mesaj da göndermiş. Buradan Çanakkale'ye biz selamlar gönderiyoruz. Orhan'ı seviyoruz gerçekten. İyi bir ozan, iyi bir şair. İyi bir kalem, iyi bir dost. Evet. Şimdi Orhan Bey beni aradı. Dedi ki, o da şiir delisi diyeyim. Benim de çok birikmiş şiirlerim var dedi. Beraber yapalım mı dedi. Ben de zaten hani doyumsuz olunca kitaba, şiire karşı olabilir dedim. Bana şiirlerini gönderdi, postayla gönderdi. Tekrar Orhan'la beraber biz 3 kitap, Aşkın Kıyısı, Şiir Gözlüm ve Şiir Perisi. 2016'da da yani bir yıl sonra 3 kitap daha çıkardık. Evet. 3 kitap çıkardıktan sonra o sizin de olduğunuz bu bizim şair grubumuz, Azerbaycan, işte Türkiye, Fransa, Kıbrıs,
Almanya'daki şair arkadaşlarımızın bizi takip eden o samimi dostluklar oluşunca o grup, bir antoloji düşündük. Benim en büyük hayalimdi Allah, Kur'an ve Hazreti Muhammed şiirlerini bir kitapta görmek. Rabbim de kısmet etti. Orhan'la bu fikrimi paylaştım. Orhan da beni destekledi. Zaten grubumuz istiyor, bir antoloji yapalım istiyordu. Bir ilk antolojimiz bu. Çanakkale Çam Belediye Başkanımız bize sponsor oldu. Kitabımızı bastı. 117 tane şairimizi misafir etti. Çanakkale ve Gelibolu Yarımadası'nı gezdirdik konuklarımıza. Evet. Sonra bir yıl sonra tekrar bir ilk yapalım dedim. Çünkü ben hani bir sürü piyasada antolojiler var. Konuları farklı olan, karışık olan. Ben hep ilklerin peşindeyim açıkçası. Orhan da hep beni destekledi. Bu fikrimi paylaştım. Anne babaların evlatlarına şiirleri. O seçkiye katılmıştım zaten. Evet. Değil mi? Yani burada anne babanın duası, anne babanın nasihatı, anne babanın dilekleri, sevgisi. Kimi şiirinde anne doğum anındaki o sevincini dile getirmiş. Kimi şiirinde bir baba evladını evlendirirken o sevinci hüznü bir arada yaşamış. İşte bir şair abimiz var, Erbil abimiz, Esat Erbil, Irak'ta büyük bir dost, evet, arkadaş. Türkmen Birliği'nde başkanlığı yapıyor da şairlikte gerçekten hepimizin lideri konumunda bir abimiz. Evet. O evladını trafik kazasında kaybetmiş. O acısını şiire dökmüş. Yani anne babaların her duygusu bu kitapta toplanık. 80 tane şairimiz. Arkadaşlarımızla anlaştık. Kitabımızı aramızda para toplayarak çıkardık. Ve bu Tarsus'ta, ilklerin şehri Tarsus'ta. Çünkü Tarsus biliyorsunuz zengin bir mozaiği var. Tarihiyle, doğasıyla, geçmişiyle çok güzel bir yer. Yani Adana, Mersin arasında sıkışmış bir köprü görev yapıyor ama aslında çok büyük... Aslında sıkışmamış. Adana, Mersin'i birbirine bağlamış diyelim yani. Öyle ama yani koca bir şehirken Tarsus, Mersin küçücük bir balıkçı köyüymüş. Düşünsenize şimdi Mersin koca bir şehir oldu. Tarsus küçük kaldı. İlklerin şehri diye Tarsus'ta bir program yaptık. 200'e yakın şair arkadaşımız geldi Türkiye'nin belli illerinde. Kıbrıs'tan gelenler oldu, Fransa'dan gelen arkadaşlarımız oldu, Azerbaycan'dan vardı. Burada çok güzel program yaptık, siz de geldiniz. Hollanda'dan vardı. Hollanda'dan vardı. Hatırladığım çok kadarıyla. Şükür Mersin'i Tarsus'ta gezdirdik. Ben bir Adıyamanlıyım ama Tarsus'ta yaşayınca orayı da istedim. Arkadaşlarımız tanısınlar. İnşallah Adıyaman'da da kısmet olur. Sizin de yani yapabiliriz. En azından hayalimizde var. Evet, hayalimizde var. Çünkü Adıyaman'da uluslararası bir çalışma, bir şiir anlamda bir çalışma Adıyaman için düşünüyoruz ama ne zaman kısmet olur, nasıl olur, bizi destekleyen kurum, kuruluş veya evet, sponsor olur mu? Evet, aslında sorun orada. Çünkü kurum ve kuruluşlar her şey maddiyatla oluyor, her şey parayla oluyor. Ama hayalimizde var. Çok değerli dostlarımız çok var bu işi. Çok istiyorum ben kendi adıma. Siz Halise tek başkanım var. Siz de varsanız dışarıdan böyle özellikle destek vermek isteyen şairlerimiz var. İnşallah olgunlaştırabiliriz bunu bir zaman içerisinde. Belediyemiz de bize, kültür müdürlüğümüz de bize destek olursa inşallah sizden neden olmasın. Adıyaman'ın başka yerden bir eksiği yok. Fazlası var Adıyaman'ın. Çünkü çok fazla. Gerçekten tarihi turistik değerleri var. İnsanların görmesine değer, görmesi gereken çok güzel yerleri var. Bu şiir vesilesiyle de bunu değerlendirmiş oluruz, tanıtmış oluruz. İnşallah neden olmasın diyoruz. İnşallah kısmet olur beraber. Çünkü Adıyaman dediğiniz gibi zengin bir mozaiği var. Madem Adıyaman dediniz, o zaman Adıyaman şehirle devam edelim mi? Olur. Sizin bir tane Adıyaman şehriniz vardı. Ben okumuştum. Çok hoşuma gitmişti. Onu olur, dinleyelim sizden. Olur. Adıyaman. Tarihe meydan okumuş geçmişinle, umutlar vaat eden geleceğinle, parlak ufku geniş gençlerinle, sana yar diye sarılasım gelir Adıyaman. Üç bölgeye komşu zengin kültürünle, dört bir yanında yatan ermişlerinle, sevgiyi, aşkı, gurbeti anlatan türkülerinle,
yüreğime çığ gibi düşersin Adıyaman. Duyguları şahlandıran halaylarınla, berekete yol veren Fırat'ınla, yüreklere kazılan dostluklarınla, gönlüme taht kurdun her şeyinle Adıyaman. Bin bir lezzeti barındıran mutfağınla, turizmi canlandıran Nemrut'tanla, türkülere konu olmuş sevdalarınla, yüreğime nakış nakış işlenirsin Adıyaman. Toros dağlarına selam verirsin, her gelen misafirine kucak kucak açıverirsin. Sana gönül bağlayana sen de bağlarsın, güzelliğin beni cezbeder Adıyaman. Derde devadır besli üzümün, sözü namustur her hemşerimin. Tadına doyulmaz unlu helvasının, güzelliğini anlatamam ki Adıyaman. Tarihinle doğanla bir başkasın, İlerlemek için her gün yarıştasın. Birlik, beraberliksin, ayrışmazsın. Gönül deryan geniştir, herkesi seversin. Sana doyulmaz ki, sana doyulmaz ki Adıyaman. Beyne sağlık. Adıyaman gerçekten böyle birkaç dörtlüğe, birkaç mısraya, kesinlikle, belki de birkaç kitaba sığmayacak. İnşallah bir Adıyaman antolojisi kısmet olur. İnşallah doya doya böyle bir Adıyaman yaşayabileceğimiz bir gecemiz, bir programımız olur. Nemrut'uyla ayrı anlatırsın. Buradaki coğrafi ikliminden tut farklı, Fırat'ı ayrı. Yani doğası, tarihi, geçmişi gerçekten, yani doğuya, güneydoğuya, Doğu Akdeniz'de komşu olunca kültürel anlamda da çok karışık ama zengin bir zengin kültürlüğümüz var. Şimdi Adıyaman'da turizmin her çeşidi yapılabiliyor. Kesinlikle. Nedir? Siz Çelikhan'a gidersiniz, soba yakarsınız, Samsat'a gidersiniz, klima açarsınız. Bu kadar. Evet. Bir gün içerisinde hem yazı hem kışı yaşarsınız. Denizi vardır, Atatürk Barajı var, koca denizi var, tatlı suyumuz var, acı suyumuz da var. Evet. Sıcak suyumuz var, soğuk suyumuz da var. İnanç turizmi hakeza, işte sahabe Safvan bin Muattal var, menzil var, işte böyle inanç turizmini yapılabilecek birçok değer var. Doğa var, yayla var, burada ova var. Yani Adıyaman'da yok yok. İklimsel olarak, coğrafik olarak, kültürel olarak, sosyal olarak Adıyaman'da yok yok. Ama bunun yeterince değerlendiriyor muyuz? Ben çok ona evet diyemiyorum. Ben de o konuda sizinle hemfikirim çünkü... gerçekten keşke dediğiniz gibi imkanlarımız olsa da dışarıya tanıtımımız uluslar bazda programlar yapabilsek de herkese her şeyle Adıyaman'ı tanıtabilsek. Evet, inşallah. Ben gittiğim programlardan nerelisin dediler mi? Adıyamanlıyım diyorum. Diyorlar ki hemen, inanın onu işten söylüyorlar. Gözleri gözlerime bakıyor böyle pırıl pırıl. Aa, benim de Adıyamanlı arkadaşım var. Çok sıcaksınız siz. Biz gerçekten hani diğer bölgelerden farklıyız. İnsan olarak, hani insan olarak değerlendi, insanların siyasi görüşünü ya da kültürel etnik kökenini, cinsiyetine bakmıyoruz. Bir insanlar insan olarak. Bizim evet. Buradaki o sıcak iklim bence yüreğimizde de ruhumuzda da o sıcaklığı yaşatıyor bize. Evet. Şimdi gelen mesajlar var Fatma Hanım. Zahide Eskici yazmış. Orhan Oyanık yazmış. Kirvem Mehmet Dağ yazmış. Avuzer Güneş yazmış. Melek Temel Hanım yazmış, Emine Alagöz yazmış, İsmail Açıkaran yazmış, Mehmet Kandemir yazmış, Hatice Naime Karadağ, Ziya Var yazmış ama ben bunlardan birkaç tanesini okumak istiyorum müsaadenizle. Mehmet Kandemir hocam Adıyamanlı ama bugün Afyon'daymış, Afyon'dan bizleri izliyor. Afyon'a selamlar gönderiyoruz. Orhan Oyanık, az önce de bahsettik, Çanakkale Çan'dan kadim dostum Fatma Özger Bilgiç Hanım'a ve sevgili hocam Fahrettin Çelik'e kucak dolusu selamlar, başarılar diliyorum demiş. Hatice Naime Karada, gene güzel bir şiir akşamı, yine gönüllerden dile başarılar, selamlar kalem dostum demiş. Hatice Hanım, artık hazırlanın da gelin şu programa diyorum buradan da.
Ziya Var hocamın uzun bir mesajı var. Ziya Var hocamı okumadan geçemem. Çok kıymetli merhabalar, bir arkadaşınız. Çok can kıymetli. Dostlarım, sevgili Fahrettin hocam ve sevgili Fatma kardeşim. Öncelikle iyi akşamlar, keyifli yayınlar diliyorum. Ne güzel böyle iki şiir yürekli can dostumu aynı yayında görebilmek. Keşke Orhan Oyanık kardeşim de olabilseydi. Çok özlemiştim sizleri. Şimdi böyle karşılıklı sizi izlemek, özlem gidermek ziyadesiyle mutlu etti beni. Başta sizler olmak üzere tüm Mercan TV ailesine ve şu anda bu yayına iştirak eden tüm gönül dostlarıma kucak dolusu selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Sevgi, saygı ve muhabbetlerimle demiş Aşık Ziya Var. Bir dipnot ekleyeyim. Aşık Ziya Var tabii ki Türkiye'de önemli bir aşık ama bizim için bir hemşerilik şeyimiz var. Niye? Çünkü Ziya Var Samsat'ta askerliğini yapmış. Onun için kendini Samsatlı gibi görüyor. Beni gördüğü zaman bütün askerlik anılarını anlatıyor. Ben artık ezberledim. Aynen öyle. Bana karşı da öyle. Şiirimi de besteledi sağ olsun. Kültür Bakanlığı'na gönderdim. İnşallah onaydan da geçerse bazı bestelenen şiirlerimizi. Ziya Hocam çok değerli bir yürek, çok değerli evet, bir dost. İnşallah onu da bu yaz bekliyoruz Adıyaman'a. İnşallah. Başka Seyfettin Çelik yazmış. Adana'dan selamlar, konuğa başarılar dilerim, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Çelik ailesi Adana demiş ve birçok bizi takip eden, beğenen, mesaj atan dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Şiirle devam edelim mi? Olur. Bir tane şiir de benden olsun o zaman. Olur. Bir seni düşündüm İstanbul'da, bir de sensiz diye. Kadıköy cıvıltısında kaybolsam da, bir gemi alıp götürdü hayalleri. Gün dalında dökülmek üzereydi saatler. Rüzgara sarmalanmış köpüklerle aradım gözlerini. Boğazımda düğümlenen kelimeler. Utanmasam martılardan, gelen geçenden soracaktım seni. Sensiz balık ekmek mi yenirmiş Eminönü'nde? Yalnız kalma korkusu bir işkence içimde. Ay olsan yıldızları kıskandıran, taç yaparım başıma, bütün dünya istemese de. Bir seni düşündüm İstanbul'da, bir de sensiz geçen gecelerim. Gölgemle baş başa kalsam da sokakta, sımsıkı sarılmışım, bırakmam hayallerimi. Yalnızım sessiz koca kalabalıkta. Şimdi üşümek vardı sabahlara dek kapında. Martılarla konuşmak, sandallardan seni sormak, kumlara mektup yazarak masmavi denizle yollamak sana. Kulağına şiir okumak vardı rahatlıkla. Geceden seninle uyanmak. Sesli hayal kurmak vardı seninle boğazda. Vapur sesleriyle yol almak. Sadece seni düşündüm İstanbul'da. Geceye sarılarak, hasreti soluyarak seni düşündüm. Sadece seni düşündüm İstanbul'da. Evet, bu da İstanbul Adıyaman arası bir şiir. Evet, az önce bahsettik biraz aslında ama şimdi toparlayacak olursak kitap mevzusunu. 4 tane kendi adınıza yaptığınız kitap var. 3 tane Orhan Oyanık'la beraber yaptığınız kitaplar var. Evet. 2 tane de antoloji var. Evet. Antolojiden biraz bahsettik. Bu antolojilerle birlikte etkinlik yapıyorsunuz. Evet. İşte 2-3 gün süren yurdun, ülkenin, hatta dışarıdan, ülke dışından birçok misafirin katıldığı programlar yapıyorsunuz. En son programı hatırladığım kadarıyla belediye biraz desteklemişti. Biraz bu etkinliklerden bahsedelim istiyorum ben. Şimdi bizim bu içinde bulunduğumuz grup, sizin de olduğunuz grup evet. Biliyorsunuz. Büyük bir şair grubu. Gerçekten çok güzel yürekler, çok güzel kalemler var. Yani bu asra damgasını vuracak şairler var aramızda. Hani biz onların yanında, onlar büyük üstadlar, biz çıraz açıkçası. Ama bu işi çok seviyoruz, emek vermeyi seviyoruz. Ben hem çalışıp hem anne hem de şiir, inanın kolay değil bu kitaplarla bilgisayarın başına yaz, çiz, değiştir. Çünkü şiir biraz da her okunda değiştirebileceğim bir şey. Hani bu roman gibi, hikaye gibi değil. Şiiri okuyorsun, yazıyorsun, sonra tekrar okurken tekrar değiştirme ihtiyacı duyuyorsun. Öyle bir yürek var, bilmiyorum, ben bunu yapıyorum. Çoğu şair arkadaşımdan da duyuyorum.
Bizim bu grupta zaman zaman belli arkadaşlarımız çok güzel programlar yapıyor. Yani bunu Türkiye'nin her yerinde hemen hemen Bursa, Adana, Antalya, Sivas, Ankara, İzmir, değişik arkadaşlarımız, yani bu işin ekolleri var. Biz de bu işi gönül verince, emek verince arkadaşlarımız, teklif çoğu karşı taraftan geldi. Ben de program olsun dedik, hani kitabımızın galasını yapalım. İlk Allah Kur'an-ı Kerim'i Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'imizin şiirlerini toplayınca Şam Belediye Başkanımız sağ olsun görüştük, sponsor olur musunuz dedi. Onlar da bize yardımcı olabileceğini söylediler. Orada arkadaşlarımıza, biz biliyorsunuz sosyal medyayı güzel kullanıyoruz. Orada duyurumuzu yaptık. Arkadaşlarımız şiirlerini gönderdiler. Gelmek istediklerini bize söylediler. Çok güzel oldu. Bir araya geliyoruz. Yeni şiirler doğuyor. Her buluşmada o yöreyle ilgili şiirler. Her görüşmemizde yeni duygular, yeni arkadaşlıklar kuruluyor. Yeni dostluklar kuruluyor. O da şiir adına gerçekten artılarımız. Bu programlarda inşallah ne yapıyorsunuz? Olur. Orada o 2-3 günlük boyunca ya, siz sadece şiir mi okuyorsunuz? Tarihi turistik yerleri mi geziyorsunuz? O ile o bölgeye katma değeri nedir bunun? Sadece şiir anlamında mı düşünmek lazım bunu? Şiir, yani hepimiz şair olsak, şiir yazsak da o yöreyi bir tanıtmaktır. Yani benim evet. Derdim, gelen arkadaşım, mesela en son programımız işte anne ve baba yüreğinden evlada şiirlerde, Tarsus'u, Çukurova'yı tanıtmak istedim, Mersin'i tanıtmak istedim. Belediye başkanımız sağ olsun Tarsus'ta yardımcı oldu. Kültür müdürümüz Mustafa Doğan Bey benimle ilgilendi, bizzat emek verdi. Hocam dedim, biz emek, yani emeğimizi veriyoruz. Arkadaşlarımız gönül istiyor. Tarsus'ta sıradan bir yer değil dedim. Benim de hani ikinci memleketim, ben Adıyamanlıyım şahsen dedim, gururla söylüyorum. Ama Tarsus'ta da ben 23 yıldır Tarsus'un ekmeğini, suyunu içiyorum. Yani buradan nefes alıyorum. Benim için Tarsus önemli. Sağ olsun tamam dedi. Bize otobüs verdi. İki tane otobüs. Mersin'e gittik. Silifke'den başladık. Silifke, Kız Kalesi. Gezilerimiz oldu. Zaten Tarsus kendi içinde büyük bir kozmopolitan bir şehir. Eshab-ı keyfi var. Yani Nusrat Mayın gemimiz var. Çanakkale'de getirdik. Burhanettin Kocamaz Bey başkanımız getirdi. Tarsus'a monte etti. Onu gezdik. Kleopatra'mız var. Evet. Ya tarihiyle, doğasıyla dop dolu bir yer. Akşamları şiir programları yapıyoruz. Gündüzleri şehir gezisi. Evet. Ve bu kitaptan sonra Tarsus'la ilgili herhalde 100'e yakın şiir yazıldı. Arkadaşlarım bana attı. İnanın ben hayretler içindeydim. O kadar güzel şeyler yakalamışlar ki. Zafer abimiz var. Mesela biz son öykü kitabımıza da onun o öykülerini aldım. İznini aldım. Kitabımıza da aldım. İnanılmaz öyküleştirmiş o 3 günlük programı. Face'de paylaştı biraz. Sosyal medyada izleyenler görmüştür. İnanılmaz canlandırmış. Garaja gelişi ve garajdan sonra otele gelişi, arkadaşlara tanışması, o gezdiğimiz yerleri bir bir anlatmış. Sayfalar dolusu. Ben 3-4 yerini aldım. Yani başta yazdığı, o öyküleştirdiği şekliyle kitabıma. Orhan Uyanık'la biliyorsunuz son iki kitabımız çıkacak, yayın eline verdik. Ha, yeni kitap da geliyor yani. Evet. Yani şiirden sonra öyküye döndük. Şiir kitapları satılmayınca, habire cepten ödeyince de açıkçası içimiz yanıyor. Dedik ki öyküyü deneyelim. Öyküyü de yaşanmış öyküleri el aldık. Orhan kendi çevresinde, iş çevresi ya da aile çevresinde, dost çevresinde, ben kendi çevremde, iş çevremde, arkadaş çevremde yaşanmış olaylar, ibretlik olayları ele aldık. Bu acı olur, sevinç olur, hüzün olur. Yani hayatta ne varsa kaleme alalım dedik. Onu karşı tarafta paylaşalım dedik. İnşallah o da bir hafta sonra elimizde olacak. Evet. Aforizma geliyor onun arkasında, onu verdik. İki kitabımız geliyor inşallah. İnşallah. O zaman bir şiir daha alalım sizden. Tamam. Sorsak. Bir pınar başında olsak, konuşsak, akan sulara konuşsak, senden, benden dertleşsek, birbirimize sevdayı sorsak, suyun sesi fon olsun şiirime, okusam sana en güzelinden, ruhunu okşayıp yüreğini titretsem, sen avucundan bana
su içirtsen, yudumlasam şifa niyetiyle ellerinden, pınarın güzelliğiyle yüreğine sokulsam. Bu anlar saatler sürse ama zaman dursa, sen ve ben pınarın güzelliğinde kaybolsak, şehrin kalabalık sokaklarını unutsak, pınar başında aşkı yaşasak, gel sevdiğim bu planı uygulasak, seninle baş başa hayallerde kaybolsak, bilir misin sevdiğim pınarlar sırları saklar, olanları konuşulanları yutarlar, huzura aşka ev sahipliği yaparlar, biz de nasiplensek bu nimetten sevgilim, gel gel pınar başında buluşsak, gel. Demişim bu şiirimde de. O zaman bir tane de ben okuyayım müsaade edersen. Böyle biraz daha şiir ağırlıklı olsun. İnsanlar şiire doysun biraz. Kabahat bendeyse bakma yüzüme. Rüzgar gibi eser, biçer giderim. Kanlar dolsun benim iki gözüme. Tüm dünyaya küser, göçer giderim. Nefesim tükendi, hayata küstüm. Dostla, arkadaşla selamı kestim. Hata yaptıysam da olmadı kastım. Senden özür diler, geçer giderim. Bakma bana öyle mahpusum sanki. Kırma umudumu, masumum belki. Büyüklük gösterip affeden ol ki. Önüne gül serper, seçer giderim. Seni anlatıyor dilimde hece. Adın sayıklarım inan her gece, sevince sözlerim gider mi güce, içimde yaralar açar giderim, müptelayım güzel baygın gözüne, gitsen dayanamam tatlı sözüne, seninle varmıştım aşkın özüne, avuyu yudumlar içer giderim, canımdan can kopar naçar giderim. Bu da giderim dediğimiz bir tane şiir. Şimdi siz genel anlamda ne tür şiirler yazıyorsunuz? Yani hece mi yazıyorsunuz, serbest vezin mi yazıyorsunuz? Ya açıkçası hani ilkokulda başladım ama hep ilerlemeye çalıştım ama hep serbest şiire bağlı kaldım. Daha sonra gittiğim programlarda biraz aşık tarzında edebiyatını tanıyınca, yani Temel Turabi abimiz mesela bu konuda, onları görünce dedim ki hece de yazmalıyım. Çünkü eğer türkü, yani bestelemesini istiyorsan, ben biraz da türkü olayı çok sevdiğim için, halk müziğini çok sevdiğim için, hani kalıcı olsun, birkaç tane de şiirlerim bestelensin istiyor. Her şair bunu ister kesinlikle. Dedim ki hece de yazmalıyım. Sonra kendimce biraz okumaya, biraz çevremde çok iyi kalemler var, onları takip etmeye çalıştım. Sonra da heceye döndüm. Heceyi de seviyorum çünkü. Yani serbestte farklı bir şey biliyorsunuz. Serbestte ruh yelpazen o an neyse döküyorsun. Aynen. Ama hecede biraz daha matematiksel zekan da ön plana koymak zorundasın. Her ikisinde farklı bir duygu var. Yani insan yüreğinde biliyorsun şiiri seven, onun yeri ayrı, onun yeri ayrı. Bazıları ayırıyor, bazıları serbest şiire çok bağımlı kalıyor. Hece şiirini kalıplarda olduğu için yani ters düşüyor onlara. Ama hece şiir yazan arkadaşlarımız, abilerimiz de, ablalarımız da kesinlikle serbest şiiri şiir olarak görmüyor. Ama bir Ümit Yaşar Oğuzcan'ın ben şiirlerini okurken mest oluyorum ya. O da hece vezni biliyor ama serbestte çok güzel yazıyor. Aruzu biliyor, yazıyor ama hecede de çok başarılı bir şair. Evet. Yani ben de şahsen şeyde kendimi daha iyi ifade edebiliyorum hani serbest şiirde. Serbest şiiri okumayı da seviyorum, yazmayı da seviyorum ama yani şiirin orijinali de hecedir yani. Bunda gözden şey tutamazsınız. Yani bir Karacaoğlu'nu, bir Yunus Emre'yi, bir Aşık Veysel'i düşündüğün zaman hece biraz daha ağırlıklı. Özellikle dediğiniz gibi böyle eğer bir müziki yönünüz de varsa, böyle bir bestelenme gibi bir
şey de burada ki serbest de yapılıyor. Sıra parçalar yapılabiliyor ama. Çok zor ama serbest herkes beste yapamıyor. Ama, yani. Hecede zamanında gerçekten. Zamanında Ahmet Kaya yaptı biraz bazı parçaları ama yani çağdaş pop müziği tarzında ama herkes yapamıyor ya besteyi. Ki Ahmet Kaya Atilla İlhan'ın şiirlerini okudu. Yani siz okuduğunuz zaman bile bazen bir şey anlayamadınız. Zor şiirleri Ahmet Kaya şiir gibi, şarkı gibi seslendirince kulaklar o kadar aşina oldu ki, o kadar hoşumuza gitti ki çok da tatlı yapabildi yani. Sanat bu aslında yani. Ya şiir de müzik de ahenktir bana göre. Bir ahenk varsa. Kesinlikle. Yani bazen alışılmışın dışına çıkmak da lazım diye düşünüyorum. Hep aynı yolu takip etmemeli. Evet. Yani büyük üstadlar takip edeceğiz ama yenilik katmak da güzel olur. Bilmiyorum, ben biraz katmayı da seviyorum. Tabii olması gerekiyor. Ya ben kendi kitaplarımı bile kapaklarını kendim yaptım. Yayın evine verdiklerimizi onlar daha çok karar verdiler ama kendi matbaada yaptıktan birebir kendi kapaklarımı kendim yaptım. Evet. Benim istediğim gibi olsun istedim. Ben farklı olsun istedim. Yani alışılmışın dışında bir kapak, alışılmışın dışında bir dizayn istedim. Tek tek de kendim uğraştım, yaptım. Evet. Peki Fatma Hanım, şu anda önünüzde 9 tane kitap görüyorum. Doğru mu? 9 kitap, evet. 2 de yola geliyor, 11. Allah daha da arttırsın. İnşallah. Size göre hani şeylere katılıyorsunuz, festivallere katılıyorsunuz, imza günlerine, kitap günlerine katılıyorsunuz. İnsanların hani bölgesel olarak ayırmayayım da, yani bu bölge o bölge demeyeyim de, insanların kitaba bakışı nasıl? İnsanların kitap okuma alışkanlığı nasıl? Kitaba para verme zevki nasıl? Aslında çünkü kitabın bir zevki de odur yani, ona para verip okumaktır yani. Belki de bu sorunuz en çok yani yazan yürekleri yaralayan bir soru. Gerçekten hepimizi yazan, kitap düşünen, kitap çıkaran bütün arkadaşlarımız buna çok üzülüyor. Özellikle şair grubu. Roman hikaye yazanlar biraz daha şanslı. Çünkü ben gittiğim Adana Kitap Fuarı'nda da, Mersin Kitap Fuarı'nda da, Ankara Kitap Fuarı'nda da, Osmaniye'de birçok kitap fuarına gittim. İnanın içim gidiyor. Yani kitap satmadığım için değil. Ama şiire verilen o ilgi, o alaka, o maddi anlamda hiç kimse şiire para vermek istemiyor ya. Kitabın önünde transit geçiyor. Mersin Fuarı'nda yayın evim Uğur Tuna Bey'le çalıştık. 3 kitabımızı. Metin abi bizim kitap evinin büyük babamız diyeyim. Evet. Metin abi dedi ki, kızım dedi, kitabın satılmıyor diye üzülme dedi. Bak Orhan Veli sana soran oldu mu dedi. Hani koca bir yayın evinin yani her tür kitap var. Sordu mu dedi. Ümit Yaşar'ı sordu mu dedi. Ay düşündüm, gerçekten şiir kitabını soran yok. Test kitapları satılıyor kitap fuarlarında, incik boncuk satılıyor. Ya bu benim içimi bileklikler, kalemlikler, kitap fuarı, adı kitap fuarı. Evet. Ve en son satılan kitap şiir kitabı. Ben 5 tane kitap sattım. Adana'da kitap fuarında. 3 tane Mersin kitap fuarında sattım. Acı bir şey. Ya bunu söylerken üzülüyorum. Sırf ben değil, diğer şair arkadaşlarım da. Evet. Yani toplum olarak zaten okumayı sevmiyoruz. Şiiri de en az. Biz şairler kendi aramızda okumaya çalışıyoruz ama bununla bitmiyor. Ama gerçekten okumak gerekiyor. Şiir de olsa, roman da olsa, hikaye de olsa okumak gerekiyor. Az önce yine söylemiştik. Hatice Naime Karadağ, o da Adıyamanlı bir şair. İstanbul'da oturuyor. Bir dörtlük göndermiş. Bunu da okur musunuz demiş. Başım üstüne ne demek? Yani Adıyamanlı olacak, şiir olacak da okumayacağım. Tek bir dörtlük zaten. Demiş ki, taşı toprağına kurban olduğum, yiğitler harmanı can Adıyaman, Nemrut Dağı şahlar şahı bildiğim, ben sana hasretim yan Adıyaman. Gurbetli olunca farklı oluyor. Farklı oluyor değil mi? Daha çok güzel. Evet, bu arada Ali Gülmez hocam da yazmış. Emine Aragöz kardeşim de yazmış. Selamlar gönderiyor. Selamlar Emine'de. Zamanımız çok azaldı. Biraz daha şiir diyeceğim. Bir şiir okuyayım. Ondan sonra siz bir şiir okuyun. Öylece programın sonuna gelmiş olacağız. Özlem biriktirdim durmadan bir an. Sensizliği takıp koluma, papatyalardan taç yaptım, bahara sarı duygular bir an. Kanın kaynadığı mevsimdeyim, güller yeşermekteyken ben sensizlikteyim. Dünyada değişmediğim gözlerinin hiç bitmeyecek hasretindeyim. Gecenin en uzak yerinde,
karanlıkları parçalayan maviliklerdeyim. Sanki kanadı kırık bir serçe. Ben sensizken de seninleyim. Sen kır kokusu, mor sümbül, sen gözlerinden şiir damlayan sevgili. Dağların kekik kokusu, sen keklik ötüşlü dilber, Fırat'ın hırçınlığı, sen uzaklardaki özlemin adı, sen Safvan bin Muattal'daki duansın. Kar beyaz bir gelişim vardı hayal çanağımda, geleceğin müjdesiydi adın. Bir içten sarılmakla yetinemeyeceğim, bir öpüş olsun ister dar ağacında. Heybemdeki tek yük, sen yol arkadaşım, gölgem. Gözlerimde tuzlu susun tükenen, bulutlarda boşalan yağmursun her dem. Bitti kavgalarım, uslandı rüzgar. Gemi karaya vurdu, dağılın tayfalar. Evet. Kalemi daim olsun abi. Şimdi de son şiiri sizden alalım. Ben de bir şehit annesinin duygularını dile getiririm o zaman. Evet. Rabbim kimseye vermesin, çok acı. Düşman taş olsun Mehmet'i. Mehmet'in bayrağı sarılı geldi. Sana kıyan düşman taş olsun yavrum. Akan gözyaşlarım durmayan seldi. Sana kıyan düşman taş olsun yavrum. Döşüm yangın yeri, içim yanıyor. Yürek Mehmet'ini her an anıyor. Aklıma geldikçe yaram kanıyor. Sana kıyan düşman taş olsun yavrum. Çok emekler verdim, bir gün doymadım. Kimseyi yerine inan koymadım. Sana gözüm gibi baktım, kıymadım. Sana kıyan düşman taş olsun yavrum. Hainler sanıyor bu iş olacak. Mehmet'in yurduna düşman dolacak. Bu topraklar bizim, bizim kalacak. Sana kıyan düşman taş olsun yavrum. Ortadan ikiye ayrılsın kamer. İçimdeki ateş mutlaka söner. Özger acısını içine gömer. Sana kıyan düşman taş olsun yavrum. Taş olsun yavrum. Madem biraz zamanımız var, çok sevdiğim Suskun Dilim kitabından bir şiirle devam edeyim ben o zaman. Gurbet aman vermiyorsa, rüyalarıma gel sevdiğim. Bana gelen yol uzunsa, rüyalarıma gel sevdiğim. Ağlar dururum gidişine, ayrılık şerbeti iş işine. İmkan yoksa dönüşüne, rüyalarıma gel sevdiğim. Hayalimde nazlı dil ver, zülfünden üç tel gönder. Aşkı yaşamasak da beraber, rüyalarıma gel sevdiğim. Bir mektubunu yolla bana, koklayayım kana kana. Gelemesen de Adıyaman'a, rüyalarıma gel sevdiğim. Kalemize sağ. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Dediğim gibi programımızın sonuna geldik. Son olarak İstanbul'dan Gökhan Bayram kardeşim yazmış, gönüllerin vekili. Bu akşam bir efkar çökmüş üzerine, döktürüyorsun İstanbul'dan selamlar demiş. Bizden de İstanbul'a selamlar. Evet Fatma Hanım, çok teşekkür ediyorum. Ben sizden son sözlerinizi alayım. Neler söyleyeceksiniz? Ben teşekkür ediyorum size, Mercan TV'ye ve sıcak ekibinize. Gerçekten ben düğüne geldim, biliyorsunuz kız kardeşim evlendi. Allah hayırlı uğurlu etsin. Onlara bir ömür mutluluklar dileyelim bu arada. Sizinle olmak da güzel. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah başka yayınlarda da beraber oluruz. İnşallah. Size hayırlı yayınlar, bol ilhamlar diliyorum. Çok sağ olun. Sağ olun. Evet sayın seyirciler, bu akşam konuğumuz Fatma Hanım'dı.
ayaklarına sağlık, yüreklerine sağlık. Güzel güzel sohbetler, güzel şiirlerle sizlerle olmaya çalıştık. İnşallah önümüzdeki hafta, önümüzdeki günlerde tekrar çok değerli konuklarla, çok güzel şiirlerle, programlarla karşınızda olmak istiyoruz, diliyoruz. Sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Hayırlı geceler diliyoruz.